Merhabalar arkadaşlar. Bugün sosyolojinin en önemli konularından bir tanesini işleyeceğiz. Konunun adı birey ve toplum. Neden önemli? Çünkü mutlaka her yıl bundan soru gelir. İşleyeceğimiz şey, birey ve toplumun altında işleyeceğimiz şeyler. Sosyal grup ne demek? Bu sosyal grupların içinde yer alan bir takım statü, rol dağılımları ne demek? Toplumsal ilişkiler ne demek? Bunlara bakacağız. Ama bunlara bakmadan önce bunların hepsinin temelinde yer alan bir kavram var. Önce onu öğrenmemiz lazım. Bu kavram sosyalleşme ya da toplumsallaşma. Bu arada bir tiyo sosyolojiyle ilgili sosyal gördüğünüz her şey aslında toplumsalla eş anlamlı olarak kullanılır. Yani sosyalleşme eşittir toplumsallaşma. Sosyal grup eşittir toplumsal grup gibi. Şimdi sosyalleşme şudur. İnsanın içinde yaşadığı toplumun kültürünü kurallarını ve bunların içinde kendi rolünü öğrenmesi ve dolayısıyla da bunun sonucunda çevresiyle bütünleşmesi durumudur. Sosyalleşme aileyle başlar ve eğitim yoluyla bütün hayat boyunca devam eder. Peki sosyal grup ne demek? Sosyal grup ortak amaçlara yönelik işbirliği yapan insanlardan oluşur. Çok geniş bir kavramdır sosyal grup. Ailede bir sosyal gruptur, bir futbol takımı sosyal gruptur, banka, şirket, ordu, hükümet, arkadaş grubu, sevgililer hepsi birer sosyal gruptur. Ve sosyal grubun oluşmasındaki en önemli faktör insan ihtiyaçlarıdır. İnsan ihtiyaçları doğrultusunda diğer insanlarla bir araya gelir ve sosyal grupları oluşturur. Önemli bir not. Birey istese de istemese de hayatı boyunca mutlaka grupların üyesi olacaktır. Şimdi sosyal grubun özellikleri neler? Birincisi en az iki kişiden oluşur. Ortak amaçlar için işbirliği vardır. Her grubun kendine özgü bir yapısı ve bu yapıya bağlı kuralları vardır. Üyeler arasında statü ve rol dağılımları vardır ki statü ne demek, rol ne demek birazdan detaylandıracağız. Sosyal gruplar zamanla değişebilirler. Göreli bir süreklilikleri vardır. Ne demek bu? Uzun sürede devam edebilir, kısa sürede devam edebilir. Biz bunlara geçici gruplar deriz. Yine birazdan detaylandıracağız. Ve belirli derecede örgütlenmişlerdir. Mesela şu anda burada ben varım, bir kameraman arkadaşım var, bir sesçi arkadaşım var ve bir yönetmen arkadaşım var. Ve biz bir sosyal grubuz. Arkadaşlar selam verelim arkadaşlara. Merhabalar. Evet gördüğünüz gibi biz bir sosyal grubuz. Şimdi tekrar dönelim mevzuya. Kanıtlayalım. Dedi ki en az iki kişiden oluşur biz burada dört kişiyiz. Ortak amaçlar için işbirliği var. Evet bizim bir ortak amacımız var. Şu anda bunu size yayınlamakla görevliyiz. Her grubun kendine özgü bir yapısı ve kuralları var. Evet, bizim bir yapımız var ve kurallarımız var. Üyeler arasında statü ve rol dağılımları var. Elbette ki kameraman statüsü, sesçi rolü gibi. Zamanla değişebilirler. Evet, değişebiliriz. Mesela birisi terfi edebilir, genel koordinatör olabilir gibi. Göreli bir sürekliliği var. Evet. Bizimkisi şu anda ne kadar süreceği belli olmamakla beraber mutlaka bir süre devam edecek. Dolayısıyla bir sürekliliği var ve evet belli derecede örgütlenmiş bir grubuz biz. Şimdi sosyal grup türlerine bakacağız ve bunu da birkaç tane farklı kritere göre nitelendireceğiz. Birincisi ilişkinin niteliğine göre. Birincil gruplar, ikincil gruplar. Birincil gruplar üyeler arasında yüz yüze ilişkilerin yaygın olduğu, bağlılığın yüksek olduğu Güven verici ilişkilerin kurulduğu gruplardır. Bu gruplarda biz duygusu hakimdir. En önemli işlevi ise bireyi sosyalleştirmesi, bireyde bir yere ait olma, bir bütünün parçası olma duygusunu tatmin etmesidir. Aile kesinlikle bir birincil gruptur. Arkadaş grubu birincil bir gruptur gibi. İkincil gruplar bunun tam tersidir esasında. Bütün maddeleri bunun tam tersi gibi okuyabilirsiniz ikincil gruplarda. Üyeler arasında resmi ilişkiler vardır. Çıkarlar gözetilir. Üyelerinde ben duygusu hakimdir. Banka, şirket, ordu, hükümet gibi. Sayıya göre küçük gruplar ve büyük gruplar şeklinde ayırırız. Yani büyük ya da küçük grup gördüğünüzde sadece içindeki kişinin sayısını düşünmeniz gerekir. Sayıca az olan gruplara küçük gruplar deriz. Sayıca fazla olan gruplara ise büyük gruplar deriz. Tabi bu da görecelidir. Aile eğer çok büyük bir aileden, geleneksel bir aileden bahsediyorsak tabi ki büyük grup özelliği gösterebilir. Bizim burada bahsettiğimiz daha çok çekirdek ailedir. Bir futbol takımı küçük bir gruptur. Ama ordu ya da akrabalık ilişkileri gibi gruplar büyük gruplar statüsünde değerlendirilir süresine göre ayırdığımızda grupları karşımıza uzun süreli gruplar ve kısa süreli gruplar çıkar. Uzun süreli gruplar görece yine bu kavramı kullanıyoruz dikkat. Görece daha uzun süre devam eden gruplardır. Aile gibi veya arkadaş grupları gibi. Kısa süreli gruplarsa daha kısa devam eder. Dershane gibi okul gibi en azından bir başlangıç ve bitiş tarihleri vardır ve bu kişi tarafından bilinir katılma biçimine göre ayırdığımızda irade ile katıldığımız gruplar dernek gibi şirket gibi tamamen kendi isteğimizle katıldığımız gruplardır. İrade dışı katıldığımız gruplarsa tamamen isteğimiz dışında ve doğuştan itibaren içinde var olduğumuz gruplardır. Aile gibi ya da köy grupları gibi akrabalık grupları gibi. Son olarak kuruluş biçimine göre sınıflandırdığımızda bir resmi gruplardan bahsederiz, bir de gayri resmi ya da resmi olmayan gruplar. Resmi gruplar kuruluşunun yazılı belgelerle resmi olarak gerçekleştiği gruplardır. Aile, okul, parti gibi. Resmi olmayan gruplarsa kuruluşu sırasında herhangi bir yazılı belge kullanılmayan gruplardır. Arkadaş grubu ya da tarikatlar gibi. Müzik